Tüm devlet memurlarının mali ve özlük haklarının görüşüldüğü toplu sözleşme toplantıları bu ay itibariyle başlamıştır. Konfederasyonumuzun da arasında bulunduğu 3 büyük sendika bu toplantılara katılmakta, yetkili sendika olarak imza yetkisi ise memur sende bulunmaktadır. 14 Temmuz 2015'te yapılan toplantıda hükümet kanadı memurlara 2016 için %4 artı 4, 2017 için %3 artı 3 zam teklifinde bulunmuştur. Yapılan tekliften sonra memur sen, itiraz olup olmadığı anlaşılamaz bir üslupta topluca ayağa kalkıp saygı duruşuna geçerek müsaade istemiş, Türkiye Kamu Sen ve KESK temsilcisi başkanların fikri alınmadan toplantı bitirilmek istenmiştir. Bizim haklarımızın kayıpçı kavgası yapılamayacak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün ise hükümetin önerisi %5 artı 4 2016 için, 2017 için ise %3 artı 3 olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu haliyle bile kayıplarımızı ve beklentilerimizi karşılamaktan uzaktır. Biz buna benzer bir tiyatroyu 2013 yılında yaşamıştık. Memur sen, bakanın teklifine itiraz ediyorken, kendi itiraz ettiği teklifin daha altında bir rakamla sözleşmeyi kapalı kapılar ardında gizlice imzalamış ve bizleri şok etmişti. Bugün de toplu sözleşme görüşmelerinde Türkiye Kamu Sen'in bulunmasını istemeyen, toplantılarda bakanla beraber danışıklı hareket eden memur sen'in, bizleri daha öncekine benzer bir hak gaspıyla karşı karşıya bırakabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyoruz. Daha 2 ay önce kamu işçilerine %6 artı 5 zam ile yılda 500 lira denge ödemesi veren hükümet, sıra memurlara geldiği zaman muslukları kapatmaktadır. Olası bir erken seçimde siyasiler memurun oyunu nasıl isteyecek merak ediyoruz. Çalışanlar merak etmesinler. Biz o masada haklarımızı sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Yandaşların oldu bittilerine maruz kalmamak için o masada olacağız.